Otomotiv satış sonrası sektöründe kaliteli ve güvenilir hizmetin yaygınlaşması için çalışmalar yapan Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği OSS, 5-8 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen Otomekanika İstanbul'da yerini aldı. İstanbul TÜYAF Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Otomotiv Endüstrisi Fuarı'na 51 üyesiyle katılan OSS, düzenlediği etkinliklerle de bir kez daha sektörün sesi oldu. Otomekanika İstanbul'un açılışında konuşma yapan OSS Başkanı Rıza Şahin, OSS Derneği ve Otomekanika arasındaki işbirliğinin son yıllarda oldukça güçlendiğine ve kemikleştiğine dikkat çekti. Şahin, sadece üyelerin fuar katılımıyla değil, aynı zamanda Otomekanika İstanbul boyunca düzenledikleri etkinliklerle de fuarın vazgeçilmez bir parçası haline geldiklerini vurguladı. 2020'de otomotiv satış sonrası pazarının büyüklüğü 6,5 milyar dolar olması bekleniyor. Bu büyüklükte ve önemli bir sektörde dünyanın en büyük 3. satış sonrası etkinliği olan Otomekanika İstanbul'da olmaktan şahsım ve OSS Derneğimiz adına büyük mutluluk duyuyoruz. OSS Derneği kurulduğu günden bu yana otomotiv satış sonrasını ilgilendiren her türlü etkinlik ve konuda etkin rol almayı kendisine görev edinmiştir. Rıza Şahin, dernek olarak tüm adımlarını otomotiv satış sonrası pazarını daha ileriye taşımak, güçlü ve sürekliliği olan bir örgüt kültürü oluşturabilmek, sektöre ve Türkiye'ye fayda sağlamak adına attıklarına da dikkat çekti. Üye yapısına göre %85'imiz yerli sermayeden oluşan OSS Derneği bugün 30 binin üzerinde istihdama da ev sahipliği yapıyor. 95 yılında kurulan derneğimiz bugünlere güçlenerek geldi, güçlenerek de yoluna devam edecek. Sektörün büyük bir değişimin eşiğinde olduğunu vurgulayan Şahin, milli otomobil için de desteğe hazır olduklarının mesajını verdi. Dünyada yaşanan değişim milli otomobilde de uygulanacak. Bizler de OSS olarak süreci yakından takip ediyoruz ve çeşitli paydaşlarımız da bu projenin içerisinde yer almak üzere de resmi adımlarını atmış durumdalar. OSS Derneği, bu yıl 5. kez düzenlediği ve 200'ün üzerinde sektör profesyoneli tarafından yakından takip edilen OSS konferansıyla da fuara damgasını vurdu. Otomotiv satış sonrası pazarına yön veren konu ve konuklarıyla sektöre ışık tutan OSS konferansının bu yılki ana teması Avrupa ve MENA bölgesinde otomotiv satış sonrası pazarına genel bakış oldu. Konferansın açılışını yapan OSS Genel Sekreteri Ziya Özalp, 1995'ten bugüne güçlenerek ve büyüyerek pazarın en önemli temsilcisi konumuna gelmiş olmaktan gurur duyduklarını söyledi. 112'ye ile başladığımız 2017 yılında şu anda 128 üye ile 80'i dağıtıcı, 48'i üretici olmak üzere bulunmaktayız. Bu 128 üyede en sevindici taraf ise artık aramızda sadece binek, hafif ticari ve ağır vasıta olmak üzere değil, traktör, rulman, e-ticaret firmalarıyla da beraber olmaktayız. Gerçekten büyük bir katılım. Bir 20 üyemiz daha yakın zamanda yolda. Yaklaşık bir 20 üyenin de daha katılımıyla beraber kısa bir vadede 150 rakamlarına ulaşmış olacağız ki bu da hemen hemen sektörün %80-85'ini kapsayan bir rakam oluyor. Bu gerçekten de çok sevindirici, çok kapsayıcı bir alan. Konferansta Almanya otomotiv satış sonrası pazarının dinamikleri ve gelecek trendleriyle ilgili sunumuyla Select AG'nin CEO'su Stephen Westbrook, Orta Doğu ve Kuzey Afrika perspektifinden satış sonrası pazarı üzerine konuşmasıyla Alzefer Investment'ın iş geliştirme grup direktörü Fuat Rihani yer aldı. Konferansın ardından tüm katılımcılar düzenlenen kokteylde bir araya geldi. Hem fuar hem de konferansla ilgili değerlendirmelerde bulunma fırsatı yakaladı. OSS Derneği bu yıl ilk kez üyelerinin ve misafirlerinin kullanımına özel OSS Long alanı oluşturdu. OSS Long, 4 gün boyunca önemli toplantılara ev sahipliği yaptı. Şangay ve Frankfurt'tan sonra dünyanın en büyük 3. otomotiv endüstrisi fuarı olan Otomekanika İstanbul'da 38 farklı ülkeden 1352 katılımcı firma, 38.477 metrekarelik sergi alanında 120 ülkeden 45.979 ziyaretçiyle buluştu.
fuara bu yıl 51 üyesiyle katılan Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği, 5000 metrekare sergi alanıyla fuarın %15'inden fazlasında yerleşik durumdaydı. OSS Derneği, son yıllarda gerek yeni üyelerinin katılımı, gerekse düzenlediği etkinlikler ve imza attığı ilklerle de adından söz ettiriyor. Derneğin bugün sektörde geldiği noktayı ve Otomekanika İstanbul'a dair görüşleri üye firma temsilcilerinden dinliyoruz. OSS gördüğüm ve takip ettiğim kadarıyla her yıl giderek etkisini pazarda arttıran bir kuruluş olma yönünde. Özellikle yeni yönetimle beraber de gördüğüm kadarıyla oldukça da etkinler pazarda ve pazarla ilgili yeni kanunların çıkarılmasında gayet etkili bir rol almaktalar. Dernek ciddi bir atılım yaptı son yıllarda. Biz ilk kurduğumuzda 7 kişiydik. Şu anda 150 kişiyi aştı galiba derneğin üye sayısı. Dayanışmayı sağlamakla yükümlü bir kuruluştur. Bunu da yeteri kadar yapıyor zaten. Bizim otomotiv sektörü çok geniş bir yelpazeyi taşıyor. Biz OSS'ye aşağı yukarı bir yıl oldu, üye olduk. Başarılı buluyoruz. Başarılı bulduğumuz için de zaten bu derneğe üye olduk. Özellikle son dönemde yapmış oldukları hizmetler, araştırmalar bizde gayet olumlu bir hava yarattı diyebilirim. Derneğimizin gelişimi çok başarılı. Öncelikle tabii dernek deyince, derneği bugüne kadar getirenlere önce teşekkür etmekle başlamak lazım. Çok güzel şeyler yaptılar, iyi bir ekipti. Yeni kan değişiminin de olumlu olduğunu görüyorum. Gerçekten oldukça hareketliler. Türkiye'nin her yerinde birçok toplantı, birçok görüşmeyle derneği kalkındırmaya devam ediyorlar. Yeni üyelerin artışındaki hız yapılan şeylerin olumlu olduğunu gösteriyor. OSS Derneği her geçen gün üyesi artıran bir dernek. OSS Derneği otomotiv sanayisinin gerçekleştirdiği teknolojik gelişmelere paralel olarak ben OSS Derneği'nin bütün bunları sektörü iyi yönlendireceğini düşünüyorum açıkçası. Çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü otomotiv endüstrisi her geçen gün biraz daha teknolojik olarak gelişiyor, değişiyor. Ve bunu iyi yönlendiren bir dernek olması lazım zaten. Bu anlamda OSS'nin çok iyi bir rol aldığını düşünüyorum. Aslında OSS eski bir kuruluş. Biz de yeni bir üyesiyiz. 2 senedir OSS üyesiyiz ve burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Çalışmaları da beğeniyle takip ediyoruz. İyi işler yapıyorlar. Biz de bu grubun bir parçası olmak bizim de çok hoşumuza gidiyor. Sektör Türkiye'de çok gelişim açık ve şu anda gerçekten yenilikler içerisinde bir dönem geçiriyoruz. Avrupa'da oturmuş olan birçok sistem Türkiye'de henüz daha deneme aşamasında ve bu sebepten dolayı da çok ciddi karmaşa içerisinde. Sektörün bu tip organizasyonlara, bu tip sivil toplum örgüt çalışmalarına çok ihtiyacı var. OSS bunlardan bir tanesi. Şu anda elinde birçok ele aldığı, kurmuş olduğu komiteler var. Bu komitelerle sektöre yön verecek, sonuçlar çıkartacağını düşünüyorum. Çok başarılı bir fuar oluyor. Her yıl hem İstanbul hem Almanya otomekanika fuarlarına katılımcı olarak katılmaktayız. Yapılan bu tarz organizasyonların, bu tarz bilgilendirme seminerlerinin sürekli olarak yapılıyor olması bizleri çok memnun ediyor. Sektörümüzde, özellikle aftermarket'te, bağımsız aftermarket'te derneğimizin güç alarak faaliyetlerine devam ettiğini, tüm STK'lara da bir itici güç olarak ilham verdiğini düşüncesindeyim. OSS ile tanışıklığımız 4-5 sene öncesine dayanıyor. O zamandan beri de OSS ciddi bir gelişim gösterdi. Üye sayısını ciddi anlamda arttırdı. Ve sektörde sivil toplum kuruluşu olarak otomotiv sektöründe ciddi bir yer edinmeye başladı. Satış sonrası hizmetler ve ürünler açısından sektörün en değerli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyleyebilirim OSS'nin. Biz de satış sonrası ürünlerle ilgili sağladığımız lojistik hizmetlerden dolayı OSS ile sürekli dirsek temasındayız. Üyeleriyle sürekli bir iletişimimiz var ve onların hayatlarını kolaylaştıracak lojistik hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Otomekanika dünya çapında olduğu gibi Türkiye'de de sektörün en önde gelen fuarı. Fuardan memnunuz. Ziyaretçi profili, yapılan görüşmeler, potansiyel müşteriler her açıdan bizi tatmin eden, iş hacmimizi arttırma umudu vaat eden bir fuar. Son derece memnunuz. Dernekle uzun yıllardır tanışıklığımız var. Son yıllarda da derneğin kapasitesi,
arttı. Üye sayısı hızla artmakta. Biz de derneğin aktif üyelerinden yönetim kurulu ve yönetim kuruluna da temsil edilen bir üyesiyiz. Dolayısıyla sektörde büyük bir boşluğu dolduran, büyük bir gelecek vaat eden bir yapı OSS. Biz de bu yapının içinde olmaktan, bu yapıya destek olmaktan, bu yapıdan destek almaktan son derece memnunuz. OSS'nin kurucularındanım ben. İlk kurulduğunda makro olarak, makroetik olarak bir 6-7 arkadaş beraber kurduk. Şu anda tabii ilk kurduğumuzun çok çok üzerine çıktı. O zamanlar imalatçı ağırlıklı bir sektördü. Şimdi tamamen dağıtıcı ve toptancı ağırlıklı olmaya başladık. Yani olması gereken yere geldik ve hızla büyüyoruz. Şu anda aftermarket'te belli bir düzen getirmesini, belli bir kaliteye getirmesini, sektörde olan oyuncuların aynı lisanı konuşmasını sağlıyor. Bazı haksız rekabete karşı beraber olmasını sağlıyor. Bir takım fikir alışverişini sağlıyor. Yani dernek bu işte uğraşan insanları bir araya getirdiği için hep beraber aynı ağızdan konuşabiliyoruz, aynı lisanı konuşabiliyoruz. Azerbaycan'da otomotiv sektöründeyiz biz. Otomotiv yedek parça, yağ akü sektöründeyiz. Azerbaycan'ın lider şirketlerinden biriyiz. Ve son 3-4 senedir OSS toplantılarına davetliyiz, misafir olarak. OSS'den çok şeyler öğrendik biz. Ve hatta belki ileri yıllarda OSS'nin Azerbaycan'da bir OSS gibi bir derneğin kurulmasını çok isterim. Otomotiv Satış Sonrası Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. 2012'den beri. Aynı zamanda Birleşen Grup Türkiye-Azerbaycan Genel Müdürlüğü yapıyorum. Sektörümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi olan bir araya gelip beraber olup güç oluşturma adına derneğimizin çok önemli bir yer teşkil ettiğini düşünüyorum. Bu anlamda serbest ticaret, adil rekabet, STAR dediğimiz serbest ticaret, adil rekabet adına ciddi çalışmalarımız var. Gerek kamu nezdinde, gerek tabana yayılma anlamında hızla büyüyen bir yapımız var. Yönetim olarak, yönetim kurulu olarak eğitim komitesi, kamu ile ilişkiler, iletişim komitesi, pazarlama komitesi anlamında çok ciddi faaliyetlerimiz var. Sektörün bütün paydaşlarını kucaklamaya hazırız. Yeter ki serbest ticaret ve adil rekabet adına herhangi çizgi dışı bir durumları olmasın. Hızla büyüyen bir derneğiz. İşini doğru yapana yönetici diyorlar, doğru işi yapana lider diyorlar. Biz dernek olarak doğru işler yapıyoruz. Giderek güçleniyoruz. Güçlendikçe de büyüyoruz. Büyüdükçe de sorumluluğumuz artıyor. Sadece istihdam yönüne 30 bin kişiye istihdam sağlamak değil, 5,5 milyar dolarlık bir cironun oluşumu, bir iş hacmini oluşturan bir topluluktan bahsediyoruz. Bu elbette çok ciddi sorumluluk demektir. Biz beraber güçlüyüz, birlikte güçlüyüz. Amacımız öncelikle bir örgüt kültürü oluşturmaktı. Sektörün çok farklı oyuncuları var. Bu farklı oyuncuları bir araya getirerek ortak bir dil, ortak değerler oluşturup özellikle kamu nezdinde gücümüzü ifade etmeye çalışıyoruz. Bu aynı zamanda da nihai tüketicinin faydasına oluşacak kanunların çıkması konusunda dernek olarak faaliyetlerde bulunuyoruz. Sektör gittikçe genişliyor, pazar büyüyor. Pazar büyüdüğü gibi rekabet de çok büyüyor. Her gün daha yenilikçi ürünler getirmek gerekiyor. Daha yenilikçi ve atak olmak gerekiyor. Sektörümüz genişledikçe büyüyoruz ama tabii rekabetle birlikte daha zorlu bir piyasa bizi bekliyor. Burada OSS Derneği olarak hep birlikte daha güçlü olup kendi isteklerimizi aktarmak istiyoruz. Hem kamu nezdinde hem de piyasadaki kuralları biraz daha kendimize göre koymak istiyoruz. Umarım hep birlikte güzel şeyler başaracağımıza inanıyoruz. OSS'nin en büyük işlevi bir kere her ne kadar üyeleri birbiriyle rekabetçi olsa da bu rekabetçi olan firmaların bir arada aynı çatı altında ortak paydaşta sorunlarını çözme ve bu çözümleriyle beraber piyasaya gerekli atılımları yapmakta büyük fayda sağladığını düşünüyorum. Bütün dünyada diğer ülkelerde olduğu gibi tabii ki otomotiv endüstrisi ve buna paralel olarak da bunun satış sonrası hizmetleri pazarı en büyük dinamiklerden bir tanesi. Dünya döndükçe bu araçlar da yürüyecek. Yürümesi için de gerekli bakım, ekipman, yedek parça ihtiyacı olacak. Dolayısıyla ben bu sektörün her ne kadar elektrikli araçlara doğru bir geçiş olmakla birlikte hiçbir zaman küçüleceğini düşünmüyorum. Belki biraz tarz değiştirebilir.
2000 yılından beri OSS'nin eski adıyla YPG'nin içindeyim. Gerek üretici, gerek dağıtıcı, satışçı firmaları bir araya getirerek ortak sorunların çözümü için platformlar yaratmak. Dünyadaki gelişmeleri Türkiye'deki iş ortaklarımıza anlatması. Bunun yanı sıra tabii yapmış olduğu bazı eğitim faaliyetleri, sosyal faaliyetler gerçekten sektörümüz için OSS'yi çok önemli kılan faaliyetler. Bu sene 12.si gerçekleştirilen Otomekanika İstanbul Fuarı'nın ana destekçilerinden olan OSS, her geçen yıl büyüyen ve gelişen Türkiye otomotiv satış sonrası pazarı ile ilgili etkin çalışmalarını ara vermeden devam ettirecek.